Nihat Odabaşı, ünlü fotoğrafçı, söyleşi öncesinde bizlerle konuştu. La musica, la locura. Ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı ile katıldığı bir üniversite söyleşisi öncesi buluştuk. Nasıl geçecek söyleşi? Ben de bilmiyorum. Ben de heyecanlı bir şey beklemiyorum. Yani herhalde iyi bir söyleşi olacak. Ben elimden geldiği kadar tecrübelerimi, bilgilerimi, yaşadığım şeyleri ve beni buraya getiren noktaları anlatıyor olacağım. Onlar benimle ilgili sorular soruyor olacaklar. Herkes kendine ilişkin bir takım şeyleri alıp çıkacak burada. Öğrencilerle bir araya gelmek heyecan verici diyor Odabaşı. Heyecan verici tabii. Sonuçta düşünün ki onlar da kariyerleri için bir yol bulmaya çalışan insanlar. Bir zamanlar ben de o sıralardaydım. Ben de isterdim ki önümde benim hedeflediğim yerde olan insanların başarılarını, sırlarını dinleyeyim. O yüzden tabii ki çok önemli deneyim paylaşmak, tecrübelerini paylaşmak, onların hayatına mümkünse küçük bir itme gücü koymak önemli bir şey. Ve biz de onun okul yaşantısını dinlemek istiyoruz biraz. Okullar önce Kadıköy Anadolu Lisesi, ondan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi. İçinde fotoğrafla ilgili bir şey yok. Ama işte zaten öbürü hep var olan bir istekti. Fotoğraf yapmak, sinema yapmak vesaire, böyle bir yaratıcı platformda olmak. Benim üniversite hayatım doğru bir seçim değildi kendi adıma, ama işte hepimiz biliyoruz ki üniversite nasıl seçiliyor, hangi şartlarla, sadece kazanmak anlamında değil. Nasıl başladı fotoğraf yolculuğu? Vallahi yani hep hobiydi hayatım içerisinde. Kaç ben 30'lu, yani tarihleri çok iyi bilmiyorum ama 33-32 o civarlarda falan fotoğrafçılık resmi bir hal aldı. Onun öncesinde hep başka şeyler vardı. Reklam yazarlığı vardı, oyunculuk çalışmaları vardı. Bir sürü şey, yani kliplerde sanat yönetmenliği vardı. Bunların hepsi, işletme fakültesi dahil, hepsi hayatınızda bir şekilde bugüne gelmenize yardım ediyorlar ve sağlıyorlar. Başarınızın sırrı nedir sizce? Paket program bu galiba. Yani bir paket program. Başarımın sırrı diye bir 4 maddelik, 5 maddelik bir şey yok. Herhalde başarının sırrı doğru durmak, çok istemek, çabalamak, çalışmak, hayatının ana merkezi haline getirmek. Yani benim hayatımın ana merkezi de her zaman bu işler, yaratıcı platformda olmak. Günaydın derken el sıkmak, iyi akşamlar demek, nasıl durduğunuz, hayata nasıl baktığınız, arkadaşlarınız, neyi sevdiğiniz, hayatın hangi noktalarına, hangi kadrajla baktığınız. Bunların hepsi bence başarının püf noktaları. Sen kimsen, ne kadarsan, gerçek hayatta da neysen, ancak öyle başarılı olabiliyorsun. Sadece iyi fotoğraf çekmek yettiğini düşünmüyorum ben. Nihat Odabaşı için önemli olan doğru fotoğraf. Yani herkes, ben de titiz çalışıyorum. İşimi doğru yapmaya özen gösteririm. Doğru mesajı vermeye çalışırım. Doğru anlatmaya çalışırım. Sadece iyi fotoğraf çekmek önemli değil benim için. Benim için doğru fotoğraf çekmek önemli. Çünkü ben bir iletişimin parçasıyım. Üreten ve tüketen iki grup arasındaki hattı oluşturan bir yerdeyim. O diyaloğu doğru sağlamalıyım. Kim ne anlatmak istiyor, kime anlatmak istiyor, nasıl bir hedef kitleye anlatmak istiyor, bu noktada nasıl bir fotoğraf çekilmesi gerekiyor. Elimden geldiği kadar ona dikkat etmeye çalışıyorum. Bu arada başka uğraşıları da var Nihat Odabaşı'nın. Arada bir DJ'lik yapıyorum. Evet, biraz ondan da bahsetmek istiyorum ama. Yani işte klip yönetmenliği de zaten bunların hepsi aynı potada şeyler bence. DJ'lik de benim için çok eğlenceli bir profesyonel alan değil de zaten. Çok 15 günde biz laf olayıp ve keyifle yaptığım bir şey, benim için de bir tane küçük bir hobi ve eğlence ve rahatlama alanı benim için açıkçası. İnsanların ön yargıları konusunda da iki çift lafı var Nihat Odabaşı'nın. Herkes de bir yadırgıyor. Fotoğrafçılıkta da ben alaylıyım. Çabaladım, çalıştım. Beşte Kadıköy Anadolu Üniversitesi beni buraya deneyimlerimi dinlemek üzere çağırıyor. Şey, kötü bir duygu yani, insanlara işte ne hakkı var yapmaya vesaire demek saçma bir şey ve yanlış bir şey. Herkes her şey olabilir. Bunun için kimse doğarken kodlanmamış durumda. Ben de hayatım istediğim gibi keyifli, zevk alarak yanlarındaki küçük tatlarla beraber yaşamak istiyorum. Aksi takdirde çok sıkıcı olur ya. Peki sizinle çalışmak zor mudur? Yok, yani herkese çalışmak zordur. İşini iyi yapmak isteyen herkese çalışmak zordur. Yani sadece Gülben'e değil. Bu sektörde
Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Herkes iyi bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Herkesin içinde kariyeri var, geleceği var, çevresi var. O yüzden herkes zor ve bence zor olmalı zaten. Ben de zorum, o da zor. Birbirinizi tanımak önemli mi? Tabii ki önemli olması olur mu? Tabii ki çok önemli. Neleri sevdiğiniz, ortak paydada buluşuyor musunuz, buluşmuyor musunuz? Birbirinizin kariyerine katkıda bulunabilir misiniz, bulunamaz mısınız? Tabii ki çok çok önemli şeyler bunlar.